22 Mart 2023'ün ilk videosuyla, 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım sevgili dostlar. Bugün internete biraz fazla takılın. Çünkü bugün Fenerbahçe resmi hesabından bir açıklama gelebilir. Benden söylemesi. Hızlı bir şekilde geçiyorum arkadaşlar. Son günlerdeki desteklerinizden, katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkürler. 65.400 olduk. Ben eminim siz bu videoyu izlemeye 64.600 olacağız. Çünkü herkes sevdiklerine davet ediyor. Allah razı olsun. Şu Ramazan benim duamı alıyorsunuz. Çok çok teşekkürler. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğinde konuşmuş Mehmet Büyükekşi. Bu arada iftar yemeği o kadar katılımlıymış ki Spor Bakanı injury, Fenerbahçe Başkanı injury, öbür başkanlar injury. Sadece Mehmet Büyükekşi, karşısında Dursun Özbek, ortada içecekler falan, orada konuşmuş. Trabzonspor'la Fenerbahçe arasındaki maçtan ilgili konuşmuş arkadaşlar. Kısaca demiş ki mahalle yanıyorken ben saçımı tarıyordum demiş. Yok lan, o başka bir şeydi. Haberler karışmış, pardon arkadaşlar. Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig kulüp başkan ve yöneticileri Büyükekşi başkanlığında iftarda bir araya gelmişler. Merak ediyorum kaç kişilerdi acaba? Bir de sizin iftar açmanıza gerek yok ki Sayın Büyükekşi. Yediğiniz kulaklarıyla, yani kul hakkı yediğiniz için gerek yok oruç tutmanıza. Yani boşu boşuna uğraşmayın. Bir Galatasaray şampiyon yapacağım diye ortalığı ayağa kaldırdınız. Fenerbahçe düşmanlığınızdan adaleti yok saydınız. Yani mahvettiniz. Herkese teşekkür ediyormuş. Milli maçlar oynanacak diyor. Cuma günü Macaristan'dan sonra şeyden. Bu arada golvar.com'da bir sıkıntı vardı. O sıkıntı giderildi. Cuma'dan itibaren inşallah ben de köşe yazılarıma devam edeceğim. Ne demiş? Bu mübarek günlerde özellikle hafta sonu oynanan maçta maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyor. Ben bu saatten sonrasını okumuyorum. Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. Trabzonspor'a geçmiş olacak bir durum yok. Şampiyonluk iddiası yok. Herhangi bir iddiası yok. Fenerbahçe zaten 2-0 önde. Maçı almış götürmüş. Yarıda kalması gereken maçı hakem oynatmış. Sahaya kelebek bıçaklı taraftarlar, yani buna taraftar deniliyorsa Trabzonspor başkanına göre deniliyor. Bunlar girmiş. Trabzonspor'un iki futbolcusu Denswil ve Meunier itiraf etmiş bıçaklılar girdi diye. Muhtemelen kulübün baskısından sonra tekrar geri vazgeçip sözlerini değiştirdiler. O da ayrı mesele de. Bu kadar yaşanmış. Kafalar nerede? Tahrik ettiler. Allah'ınızı dininizi severseniz. Ya tevil diye bir şey var, kendine göre yorumlama. Bu kadar yorumlamaktan vazgeçin. Deyin ki lan yarın bir gün başımıza geldiğinde biz nasıl kıvırırız demeyin, insanlar unutur dersiniz gerçi. Neyse, önemli değil. Fenerbahçe'den TFF'ye resmi Süper Kupa başvurusu. Şimdi 7 Nisan'da oynanması planlanan, 7 Nisan falan değil, 24 Nisan'da oynanacak Süper Kupa finali. Ben herkese söyledim. Üyelere de söyledim. Abonelere de söyledim. Hocam 6 Nisan'daymış. Hodri Meydan 24 Nisan'da diyorum. Olympiakos'un maçı ertelendi falan. Olympiakos maçıyla alakalı değil arkadaşlar maçların ertelemesi. Onu da belirteyim. Sebep başka. Ben konuşamam. Sebebi söyleyemem. Ama 24 Nisan'da maç. Fenerbahçe Beko Ataşehir'de Barcelona'ya şans tanımadı. Bordo Mavi görünce koyuyor. Ney? Bordo Mavi görünce dayanamıyoruz. Pardon. Yok lan burada öyle. Ya abi. Haber sitesinden alınca ne olacak? Bordo Mavi görünce dayanamıyoruz. Şunu düzelteyim ya. Açıklamaya ekleyeceğim ben bunu. Fenerbahçe Beko Türk Hava Yolları EuroLeague'in 30. hafta mücadelesinde Barcelona'yı 3-2'lik Barcelona'yı evinde 88-74 mağlup etti. 30. maçında 19. galibiyetini Barcelona 10. kez kaybetti. Bir sonraki maç 22 Mart Cuma günü deplasmanda IE7 Emporio Armani Milan'la karşılaşacakmış. Takımımızda başarılar, valla çok güzel bir ritim yakaladılar. Allah bozmasın, inşallah yolun sonu EuroLeague şampiyonluğu olsun. Şu mübarek Ramazan'da da ülkemiz adına dua edelim. Alexander Djiku Türkiye'den ayrılacak mı? Şimdi Djiku Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulunmuş. L'Equipe açıklamalarda bulunmuş. Olay 2011'e dayanıyormuş diyor. Çok ağır olaylar yaşandı. Hani herhangi bir maç gibiydi aslında. Tribünler birkaç su şişesi attı ama hakem maçı oynattı. İkinci yarı daha da sert geçti. Meşale, cisimler atıldı. Oğlum senin haberin yok. Volkan Demirel'e kapı kolu atıldı lan. Lan tuğla atıldı lan. Oğlum kocaman direk söküldü la. Sizin haberiniz yok tabii. Allah'ın Cikusu ne bileceksin sen. Hakem anonslar geçti falan filan. Bir de hakemle ilgili de ben bir şey söyleyeyim. Tam karakterinin adamıymış. Tam kalıbının adamıymış. Bunun adı adamlıksa. Trabzonspor maçında bir şişe daha gelirse maçı iptal ederim cümlesini kurduysa Fenerbahçe maçında bu kadar oynattıysa adamlığı bu kadarmış. Eğer böyle bir şey kurduysa Fenerbahçe düşmanlığı bu kadarmış. Kime hizmet ettiği bu kadarmış. Merak ediyorum, acaba Mehmet Büyükekşi hani konuşurken Fethullah Gülen'den cümleler konuşuyormuş gibi konuşuyor. Acaba Halil Umut Meler de gerçek hayatında konuşurken bu cümleler falan konuşuyor mu, bu tip cümleler? Onu da çok merak ediyorum. Eğitim öğretimini çok merak ediyorum. Nerede eğitim öğretim almış? Herhangi bir yurtta, evde falan kalmış mı? Çok merak ediyorum. En sevdiği yemek neymiş? Mesela bir Arap yemeği var, maklube diye. Bilir misiniz arkadaşlar? Bilmezsiniz tabii. Nereden bileceksiniz? Acaba maklubeyi hiç yemiş mi, Arap yemeğini? Çok merak ediyorum bu tip soruları. İnşallah bir gün ülkemiz futboluna güzel bir adalet gelir de hep birlikte öğreniriz. Diyor ki hakem tribünleri şöyle böyle, maç sonu yaşanan olaylar bana Trabzonspor Fenerbahçe arasında olayların 2011 yılına dayanıyordu. 2011'e falan dayanmıyor. Trabzonspor çıktı çıkalı böyle Fenerbahçe'den nefret ediyor. Sağ olsun Galatasaray'ın maşalığını çok seviyorlar. Galatasaray'a hizmet etmeyi çok seviyorlar. Ben çözemiyorum arkadaşlar. Ha, aklı selim Trabzonspor taraftarına da teşekkürlerimi sunuyorum ki kanalımıza bir hanımefendinin konuşmasını da paylaştık. Açıp bakabilirsiniz. Çok kısa bir konuşma. Biz Galatasaray'dan ne yararlandık diyor. Ne aldık diyor. Ben de yıllardır bunu söylüyorum ama Trabzonspor taraftarı, bakın hepsinden bahsetmiyorum. Muhtemelen %5'lik %10'luk bir kesim. Doğru söylemeye tahammülleri yok. Allah birdir deyin tahammülleri yok. Gerçekten bak, doğruya tahammülleri yok. Sen Fenerbahçe'de senin söylediğin doğru olamaz diyorlar. Ya Allah birdir, Hazreti Muhammed elçisidir diyorsun. Hayır, yalan diyor. Ulan sırf sana inat başka dine geçeceğim demeye getiriyor lan. Bu kadar olmaz lan. Diyor ki birçok ligde maç başında ufak olaylar olabilir ama maçın sonuna kadar sürmesi tehditkârdı diyor. Biz galibiyet kutladık. Tek başına bir taraftar açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi. Bu arada o yalancı taraftar şey diyor. Osayi bana saldırdı diyor ya. Arkadaşlar görüntüleri de sabit ilk olarak vurmaya çalışan Osayi'ye inen masum arkadaş. Soyunma odasına girdirmek için girmiş saha zeminine. Tabii öyle bir misyonları da var. Yapmaz olmaz. Türkiye'den ayrılacak mı diyor. Hani mutlu hissediyor musun? Güvenli hissediyor musun? Yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor ki böyle olaylar diyor. Marsilya Lyon maçı var. Dimitri Payet'in yaşadıklarını biliyoruz. Nice, Nantes maçı var. Örnek. Bir taraftar hayatını kaybetmişti diyor. Çok fazla olaylar yaşanıyor. Bu taraftarlar spor olduğunu kavramalı. Sonunda kaybeden falan var, kazanan var diyor. Uyarmak gerekiyor demiş. Hakem maçı tatil etmeliydi diyor. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Djiku Trabzonspor maçından ceza almaz. Bundan ceza alır. Yaz. Sen hakemin içine nasıl karışırsın? Kitle. 2 maç cezası var Djiku'nun. Yazın kenara. Vallahi bak diyorum ya, şaka yapmıyorum. 2 maç ceza. Ciddi söylüyorum. 2 maç ceza aldı bile bak. Yazın kenara ya. Şaka yapmıyorum ya. Maçı bunun dışında bak ne diyor? Belirttiğim gibi bence kalecimize yabancı bir madde atıldığında maçın devam etmemesi gerekiyordu ama hakem devam ettirme kararı aldı diyor. Maçı bunun dışında çok büyük bir olay yaşanmadan tamamladık diyebilirim. Maç sonu her statta taraftarımıza yaptığımız kutlamayı iki takım arasındaki rekabet sebebiyle taraftarımız gelemediği için saha ortasında kendi aramızda yaptık. Onları provoke etmek için ya da başka bir sebeple taraftarın önüne gitmedik. Gördüğünüz olaylar yaşandı. Onlar da yaptı diyor. Ligden çekilme konusunda bilgi sahibi değilim. Tek bildiğimiz başkanımız konuştu. Bir toplantı olacak. Hani net bir şey yok. Tüm bu konular konuşulacak. O toplantıda konuşacak. Ben futbolcuyum diyor. Ben işime bakarım diyor. Şampiyonluk yolunda bu olaylardan sonra kendinizi daha güçlü hissediyor musunuz? Kesinlikle. Biz 8 final diyoruz. 8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz. Süper Kupa maçımız var Galatasaray'a karşı. Konferans Ligi'nde Olympiakos maçımız var. Ben şunu söyleyeyim. Konferans Ligi'nde Olympiakos'ta oynayacağız ya. Daha delikanlı bir takımda oynayacağız. Onu da söyleyeyim. Hepsi birer ciddi demiş. Maç bu arada Olympiakos'un seyircisi bizim sahaya gelemiyor. Sky Sports'a da açıklamalarda bulunmuş Alexander Djiku. Vallahi bu konuşsunlar. Herkese konuşsunlar. Hayatımızdan endişe duyuyorduk demiş. Çünkü bir taraftar savaşmaya hazır olduğunda ne olacağını bilemezsiniz. Su şişesi, bozuk para, sis bombası. Hani 2-0 kazanıyorduk diyor. İkinci yarıda taraftarlar böyle yaptı. Hakem, stadyum spikeri, Trabzonsporlu oyuncular maçın durmaması için defalarca taraftara sakin olmasını istedi. Yüzlerce insan bize doğru geldi diyor. Başta bir kişi geldi ama sonradan yüzlerce insan diyor. Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında galip geldiğini göz önünde bulundurarak her maçta yaptığımız gibi sahanın ortasında galibiyeti kutladık diyor. Yani 3. sıradaki takıma karşı oynadığımızı maçın bitiş düdüğüyle birlikte bunu anladık diyor. Başka çaremiz yoktu. Görevlilerin tavsiyesi ve Trabzonsporlu oyuncuların yardımıyla hepimiz aynı anda içeri girdik. Her şey çok hızlı gelişti diyor. Aslında güzel bir şey söylemiş. Yani Trabzonspor yönetimine de Fenerbahçe yönetimine de çok soruyorum. Hakemler futbolcuları içeri katmalıydı. Kaçmamalıydı. Hakemler daha önce kaçtığına göre onlar da bence bu işin bu şekilde gelmesini çok istiyorlardı. Hakemler sahanın ortasına çalıp düdüğü çalıp buyurun içeri deseydi bence yine bunlar olmazdı ama planlı bir şey. Hiç yani çevik kuvvetin olmaması, tribünleri çevirmemesi, bu kadar güvenlik zafiyetinin oluşması bence Fenerbahçe'yi öldürmek içindi. Herhalde öldürmek içindi. Başka bir açıklaması yok. 2 Nisan günü Ali Koç bunu açıklayacak. Diyecek ki siz artık canımıza kastettiniz. Ya ne demek o şey statta güvenlik olmaması? Hocam vardı ya güvenlik. Ha buyur diyor, şuradan geç diyor. Tadic'in kafasına falan vuruyor. 2 Nisan'da açıklanacak şeylere dehşete düşeceksiniz. Bak Fenerbahçe'nin suskunluğu hayra alamet. Fenerbahçeliler için. Diğerleri için değil. Ya öldürülecekti bizim futbolcular. Öldürülecekti. Kelebek bıçağıyla sahaya girilmesi ne demek ya? Çok dehşet içindeydik diyor. Livakovic'e yapılanlar falan filan. Ya ben artık okuyasım gelmiyor. Kulüplerin sorumluluğunda yani son derece üzücü olaylar. Türkiye'de hayatım iyi diyor. Anlatıyor. Ondan fazla yani şöyle İstanbul takımı falan filan var. Cezalar herkes için gereklidir diyor. Herkes için ceza gerekli. Seyircilerin makul olması, sözlü taciz, fiziksel taciz kapılmaması gerekiyor. Yerim asla garanti değil diyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Ferdi Batçu, Fred Batshuayi, Cengiz Ünder'le kurduğumuz son derece rekabetçi bir takım var diyor. Çok güzel bir cümleler. Olympiakos'a karşı oynayacağız. Sonrasında pes etmeyen bir takım olduğumuzu göstereceğiz diyor. Ondan sonra da muhtemelen İngiltere'nin en iyi futbolunu oynayan takımlarından biri Aston Villa ile karşılaşacağımızı umuyoruz diyor yarı finalde diyor. Antrenmanlar maçtan daha zor diyor. Halil Umut Meler hayatının en doğru kararını verdi diyor. Arkadaşlar burada güzel bir açıklama olmuş. Kısa bir şekilde ben söyleyeyim size. Mert Hakan Yandaş'tan ilgili bir açıklamalarda bulunuyor. Arkadaşlar mükemmel açıklamalar. Bak kısa kısa. X'te paylaşımda bulunmuş. Mert Hakan'ın oturuşu suç. Elini cebine atması suç. Bakması suç. Sevilmesi suç. Baksanıza adam koca stadı indirmiş. Şimdi bir de kavgaya girmedi diyorlar. Mert Hakan Yandaş en doğru karar verdi, içeri gitti diyor. Düşünsenize meslektaşı TM dahil sosyal medyanın bir hafta boyunca Trabzon maçı için hedef gösterdiği adam orada Tümer Metin'den bahsediyor. Bir anda kum torbası haline gelirdi. Üstelik kavga etse bütün suç da ona kalırdı diyor. Vallahi Mert Hakan'dan beklemediğim bir şey diyor. Çaresiz el cepte diye şey yapmaya başladılar. Vallahi mükemmel bir şey. Çok doğru söylüyor. Herhangi bir şey yapsa adı Mert Hakan Yandaş yaptı olacaktı. İhale Mert Hakan'a kalacaktı. Vallahi Mert Hakan'a helal olsun. Kusura bakmayın. Ali Koç'a ciddi bir destek yağıyor. 2 Nisan'da yapılacak kongreden önce, olağanüstü kongreden önce ligden çekilme kararının planlanmasından önce. Şimdi ben bir şey söyleyeyim mi? Arkadaşlar ayıkmaya başladılar. Rakipler ayıkmaya başladı. Kimle konuşsam Fenerbahçe blöf yapıyor. Ceza almamak için yapıyor. Blöf yapıyor dedi. Dedim ki lafınızı yiyeceksiniz. Dediler ki yemeyeceğiz. Dedim ki yiyeceksiniz. Yemeyeceğiz dediler. Yediler mi? Hem de ne biçim yediler. Hem de ne biçim yediler. Hayırlı olsun yani. Güzel yediler laflarını. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Geçmiş dönemin birikimi takımın Trabzon deplasmanında yaşadıktan sonra camiada çok büyük bir destek geldi. Ali Koç'a çok ciddi destek var. Vefa Küçük'ten, Aziz Yıldırım'dan, Saadettin Saran'dan, Metin Şen'den, yani herkesten. Ömer Temelli, Aziz Yıldırım döneminin yöneticisi Ömer Temelli'yi de kongre kararının ardından başkanımızın aldığı kararın arkasındayım. Her zaman olduğu gibi bugün de yanındayım. Kesinlikle ligden çekilmeye oy vereceğim diyor. Arkadaşlar %98 oranında ligden çekilmeye kabul oyunun verileceği bugün öngörülüyor. Bilginiz olsun. Liam Rosenyor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray yorumu. Arkadaşlar şimdi Hull City'nin teknik direktörü Liam Rosenyor hedeflerin Premier Lig olduğunu açıklamış. Olabilir. Fenerbahçe Galatasaray için de konuşmuş. Biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu bir şey. Ligde 9 maçlarının kaldığını, heyecanı giderek arttığını falan açıklamış. Premier Lig bir rüya diyor. En büyük hedefim orası. Oraya ulaşabilmek, istikrarlı olmanız lazım. Takımın formda olması lazım. Çok çalışmanız gerekiyor. 46 maçın oynandığı uzun bir maraton. Tüm engelleri aşıp playofflardan Premier Lig'e çıkacağımıza inanıyorum diyor. Ozan Tufan sayesinde Türk futbolunu takip ettiğini Acun Ilıcalı'yla birlikte söylüyor. Şimdilerde daha çok ilgiliyim. Fenerbahçe'yi yakından tanıyorum mesela. Acun iyi bir Fenerbahçeli, geçen sene sezon öncesi hazırlık maçına Galatasaray'a karşı oynayıp 4-3 kazanmıştık. Galatasaray'da güçlü bir ekip, teknik direktörü, oyuncuları, lobileri sayesinde güçlü bir takım diyor. Arkadaşlar Fenerbahçe taraftarı Hull City'den birçok açıklamaya hazır olsun. İki takımın birleşmesine hazır olsun. üstü kapalı olarak söylemiyor bir şeyler ama aslında bu iki takımın birleşmesine hazır olun. Fenerbahçe Lig'den çekildim demeyle çekilmeyecek arkadaşlar. Birçok formül var. Hepsi konuşulacak. 2 Nisan'da birçok formül var. Ben Twitter'da paylaştım, yani X'de paylaştım. Arkadaşlar güldü geçti, U19'da çıkalım. İşte başlar başlamaz 5 oyuncu dışarı çıksın. Sarı kart yesin, sonra tekrar girip tekrar çıksın. İkinci sarı kart, kırmızı kart. Hükmen yenik, hükmen yenik, hükmen yenik. Sezon sonuna kadar hükmen yenik, hükmen yenik. Hiç uğraşmayalım. Galatasaray maçında da maç başlasın. Direkt futbolcularımız gitsin Galatasaray oyuncuların ayağına kaysın. Öyle olmaz böyle olur desin. Tahrik olsun, Galatasaray tribünü aşağı insin. En ufak şeyden tahrik oluyorlar ya. Anlatabiliyor muyum? Hani vesairenin vesairesinin vesairesi. Bu da bir ihtimal. Onu söyleyeyim. Hull City'nin açıklamalarına dikkat edin. Aslında Hull City teknik direktörü kısmen şunu söylüyor. Fenerbahçe çok güçlü ekip. Oradan bazı futbolcular bize gelse Premier Lig'e çıkarız demek istiyor. Yunan taraftarlar Kadıköy'de yok dedim bu arada. Onu tekrardan hatırlatayım arkadaşlar. Olympiakos seyircisi gelmeyecek. Güvenlik nedeniyle vesaire değil. Güvenlik nedeniyleymiş. Onu da söyleyeyim. Geçmişte benzer uygulamalar gerçekleşmiş. Bu sefer de olmayacakmış. Ben 21 Mart'ta duyumlar verdim. Daha doğrusu 22 Mart diyelim artık. 22 Mart duyumlar diyeyim. 2 maçtır Allah bizi koruyor. Ciddi söylüyorum bak. 2 maçtır takımı, taraftarı, yönetimi sahaya döküp belki de iç savaş çıkarma çabası görüyorum. İnanılmaz bir şekilde bunu görüyorum. Benim öngörüm bu şekilde. Pendik Spor maçın hakemin ilk 45 dakika yönetimi. Haydi sahaya inin, beni de dövün, olaylar da çıkartın hamleleriydi bence. Bence buydu. Mert Hakan Yandaş gidip o hakemle konuştu. Artık hangi cümleyi kurdu? Muhtemelen hakem orada etkilendi. Çoluğu çocuğu gözünün önüne geldi. Ulan dedi. Ulan dedi muhtemelen. Başıma iş gelse, bir şey olsa. Çocuğu maç açıkta kalacak. İhale bana kalacak. Belki de arkamdan diyecekler ki bu provokatördü. Belki de teröristti diyecekler dedi. Maçın ikinci yarısını düzgün yönetti. Ciddi söylüyorum bak. Emin olun o maçta o değişiklik olmasaydı biz o maçta tarihi bir rezaletle karşı karşıya kalacaktık. Bitti mi? Bitmedi. Sonrasında Trabzonspor maçı. Biz daha iyiydik. Golleri bulduk. Trabzon'a pozisyon vermedik. Var mıydı Trabzonspor'un pozisyonu? Bana pozisyonu anlatın. Dikkat edin, pozisyonları yoktu maçta. 2-0 öndeydik. Maddeler atılsın diye hakem uğraştı. Hatta hakem tahrik etti. Oyunu bile devam ettirdi. İrfancan Kahveci'nin 3 kez hakkıyla aldığı topa bile hani faul dedi. Hani bir de kırmızı yesin de iyice takım çirkinleşsin istedi. İnadına oynattı. İnadına oynattı maçı. Ama işte Allah, Osayi-Samuel. Bak hakemler normalde maç bitince orta noktada toplanır. Topu alır içeri girer. Siz hatırlıyor musunuz topu alıp içeri girmelerini? Takımlarda onlarla birlikte içeri girerdi. Sanki biliyormuşçasına kaçıp gittiler bir anda. Bir anda kaçtılar. Dikkat edin, kurulan bir şey var. Kurulan. Orada Fenerbahçe maçında derbilerden önce emniyet şeridi oluşturulur. Çevik kuvvet ve stat güvenlik görevlileri oraya dizilir. Sıra halinde. İçeri kimse giremez. Sıkıyorsa girsin. Ama Trabzon'da sanki içeri insanlar girsin dercesine güvenlik falan yoktu. Bu da enteresan. Yani normalde dediğim olay bu. Bizimkiler sahada sevindi demeyin. 22 saniyelik bir sevinç. Allah Osayi-Samuel'e cesaret nasip etti. Osayi-Samuel böyle birisi değil. Kesinlikle böyle birisi değil. Savaş, kavga, gürültü asla böyle birisi değil. Ben Osayi-Samuel'i çok yakından tanıyorum. Asla böyle. Hani halk arasında sessiz sakin dersin ya. Hocam sessizden korkacağın. Öyle bir çocuktu. Allah içine bir cesaret şeyi verdi. Ciddi söylüyorum bak. Osayi'nin belki o şeyli cesareti olmasaydı, o tartışması. Ben haklı haksız demiyorum. Ben ona karışmam. Devletin kurumları belirler. Mesela ben olsam devletin yerine Livakovic'e 50 maç ceza veririm. Niye sahada kalecilik yapıyor? Ensesine niye vurduruyor? Batshuayi döner tekme atıyor. 80 maç. Ver cezayı. Öbürüne 100 maç. Trabzonspor'dan hiç kimseye ceza vermeyin. Gerek yok. Herkes her şeyin farkında zaten. Kusura bakmayın. Gazetenin biri paylaşmış. Bir öğretmen şey paylaşmış. Gazeteyi tehdit etmiş. Hani başınıza bela olmaya devam edeceğiz gibisine. Hani bunu ben yapsam o neler neler. Ben şunu söyleyeyim. Ligden çekildik. Yoksa belki ilk maçta bir şey olmaz ama ikinci maçta yine tribünleri sahaya dökecekler. Kanlı olaylar çıkartacaklar. Benim içimdeki his bu. İhaleyi de bize yıkacaklar. Hatta var ya, bizi yoldan döndürmek için Galatasaray'da hayali sakatlıklar falan çıkacaktır. Bak görün bakın. Hatta belki bak ben Galatasaray'da şunu da bekliyorum. Fener çekilmezse biz çekiliyoruz cümlesini. Vallahi de bekliyorum, billahi de bekliyorum. Yapar mı? Yaparlar. Hatta hani 5 yıldız kabul edildi falan bile diyebilirler hafta içinde. Ciddi söylüyorum. Dünya da yansa çekilmeme, yani kesinlikle çekilmemiz lazım. Benden söylemesin. Ha siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama dünya da yansa Fenerbahçe'nin ligden çekilmesi lazım. Fenerbahçe ligden çekildi, çekilmedi. Hayırlı olsun. Nur topu gibi başımıza bir bela alırız. Bir daha hiç kimse bizi ciddiye almaz. Ama ben bak arkadaşlar, ben bir duyumcu değilim. Ben yani bilgilerimi aktaran birisiyim. Ben size açık ve net söylüyorum. Bugüne kadar konuştuğum hiçbir yönetici ya işte haklılığımızda iptal olur falan demiyor. Herkes Fenerbahçe'yi iç savaş çıkarmak için kullanıyorlar mantığında. Yani direkt açıkça bu cümleyi kullanmıyorlar ama bir şey yapıp ihaleyi bize yıkma peşindeler diyor. O yüzden de bizim bu ligde olmamamız gerekiyor diyor. Yemişim şampiyonluğu diyor. Fenerbahçe 3 Temmuz'dan sonra şampiyonluklar kaybetti. Hem de Galatasaray'a. Hem de Cüney İt çakır attı. Cehennem zebanilerinin 1 numaralı kankasıyla falan. Ama belki de 15 Temmuz'da ülke kurtuldu. Bugün de belki Fenerbahçe bir şampiyonluğunu feda edecek ama belki de ülke kurtulacak. Belki de binlerce, belki milyonlarca insanın hayatı kurtulacak. Ben kulübümü bu yüzden seviyorum. Kaçmak korkaklıktır, şöyledir, böyledir. Tabi. Aynen haklısınız. Boks yapıyorsunuz. Size diyor ki hakem vurmanız yasak. Yumruk atmanız yasak. Tekme atmanız yasak. Ben nasıl karşına savaşacağım? Onu sen bilirsin. Sen ne diyorsun? Ben çekiliyorum. Antrenörüne diyor ki nereye çekiliyorsun? Korkak mısın sen? Kancık mısın? Nereye çekiliyorsun? Antrenörüne ne cevap verirsin? Buyurun yoruma. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Görüşmek üzere.